tekrardan. Türkiye'nin gerçekten yüz yüze kaldığı ve birçok kişiyi de etkileyen bir konu hakkında konuşmak istiyoruz bu hafta sizinle. Nedir Türkiye'nin deprem gerçeği? Öncelikle Türkiye Psikiyatri Derneği ve afetle ilgilenen belki de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri olarak depremi defalarca konuşmak hiç keyifli değil. Öyle diyelim, öyle başlayalım. Hatta söze girmeden önce de özellikle coğrafyamızı yakından etkileyen gerek son zamanlardaki can kayıpları ve aynı zamanda hala devam eden bu mülteci krizinden dolayı da umarız bir an evvel insanlar mutluluklarına kavuşur. Daha fazla can kaybetmeyiz. Ama sevenlerini kaybeden herkesin yüreğine belki hani ferahlatıcı bir şey olmasa da hepsine başsağlığı dilemekle de başlayalım Türkiye Psikiyatri Derneği adına. Şimdi deprem gerçeğimiz ne? Bu acı bir gerçek ama şöyle düşünün, birçok coğrafyanın, birçok ülkenin çeşitli afet gerçeği var. Kimi ülkelerde seller görürsünüz, işte tropik fırtınalar vardır, kimi ülkelerde yanardağlar vardır vesaire. Ama bizim ülkemizin en önemli afet gerçeği depremler. Bu jeolojik olarak zaten yeni bir toprak olmasının da belki etkisi olsa, bu kadim medeniyetlerin kurulduğu Anadolu coğrafyası aslında aynı zamanda dünyanın sayılı faylarını barındıran bir yer. Şimdi bunları niye böyle anlatıyorum? Aslında deprem gerçeği bizim gerçeğimiz ama çok da hayatımızın içindeki bir gerçekten bahsetmiyoruz. Ama son yüzyılımızın, geçtiğimiz yüzyılı şöyle bir bakacak olursak, 1939'daki Büyük Erzincan depremiyle birlikte başlayan ve sırasıyla bu Kuzey Anadolu fay hattında devam eden işte 1900'lü yılların belki ilk zamanı 43-51 yani işte Niksar'la başlayan yavaş yavaş kırıla kırıla en son Adapazarı ve en son da 99 Gölcük'le birlikte İstanbul'un sınırlarına kadar gelmiş bir deprem gerçeğimiz. Coğrafyamızın gerçeği dışında bir de zamansal olarak karşımızda. O zaman şöyle diyebiliriz ki deprem gerçeğimiz ne? Bir, Türkiye depremlerin çok olduğu bir coğrafya. Eninde sonunda bir deprem olacak. Ama ikinci büyük bir gerçeğimiz var bu gerçeğin içinde. Kuzey Anadolu fay hattı kırıldı, kırıldı, kırıldı ve sınır İstanbul'a geldi, dayandı. Bu neyi bize söylüyor? İstanbul 20 milyona yakın bir nüfus. Eğer İstanbul'un yakınındaki bir deprem olduğunda sadece İstanbul etkilenmeyecek elbette. İstanbul'la birlikte Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge etkilenecek. Ve bu eğer tahmin edildiği kadar da büyük bir deprem olursa belki de 21. yüzyılın en büyük insanlık felaketlerinden biri olacak. O zaman gerçeği biraz daha açalım. Açtıkça daha da karanlık bir tablo çıkıyor gerçi ama ülkemiz ve aynı zamanda şu an bulunmuş olduğumuz il İstanbul ve bölgesi çok yakın bir gelecekte büyük bir trajediye, büyük bir felakete gebe görünüyor. Şimdi böyle bir gerçeğimiz var ama bu gerçeğin başka boyutları da var. Biraz oradan da gidelim. Nedir? Çok yakın zamanda biliyorsunuz Elazığ, Malatya bölgesinde bir deprem oldu. Yani deprem sadece İstanbul'un bir sorunu değil. Coğrafyamızın birçok yerinde aktif olan faylar nedeniyle işte beklendiği kadarıyla Kuzey Anadolu fay hattının diğer yani Erzincan'ın doğusu kısmındaki riskler, beraberinde Ege bölgesindeki riskler, şu an yeni tetiklenmesi nedeniyle güney bölgemiz yani güneydoğu bölgemizi tehdit eden deprem riskleri de ayrıca herhalde tüm dinleyenlerimiz açısından olumsuz durum. Şimdi bu gerçekten bahsetmek hiçbirimiz açısından hoş değil. Ama bu gerçeğin başka bir gerçek kısmı var ki bunları söylemek zorundayız. O yüzden belki de konuşmanın ilan edilen başlı olan deprem gerçeği büyük bir zorluk, büyük bir acı bizleri bekliyor. Buna hazır olup olmadığımızdır.